yaz sohbetinden, güzel bir yaz gününden herkese sevgiler. Evet, bugün keyifli bir sohbet geçireceğimizi düşünüyorum sevgili izleyiciler. Çünkü keyifli bir konuğumuz var. Herkesin yakından tanıdığı ve sevdiği Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş bulduk, hoş gördük sizleri. Ne güzel, keyifli bir gün değil mi? Keyifli bir günden herkese selam ve sevgiler iletiyoruz ne güzel, bu alandan. Çok mersi. Yani gerçekten güzel bir yaz günü bugün, sıcak var ama bulunduğumuz mekan Merinos Parkı'nın evet, bu köşesi çok güzel, küfür küfür esiyor şu anda. O yüzden bunalmadan keyifle sohbet edeceğiz. Harika. Ne var ne yok, nasıl geçiyor Ramazan? Vallahi Ramazan dolu geçiyor. Evet, her yani, zamanki gibi. Her zamanki gibi. Biz çünkü Nilüfer Belediyesi olarak topluma karşı ve insana karşı son derece duyarlıyız. Evet. Toplumun hem geçmiş değerlerine sahip çıkan, inançlarına sahip çıkan, hı hı, ama bununla birlikte de bu konuda projeler üreterek de toplumla birlikte hareket eden ve bu Ramazan ayında da aynı şekilde bu duyarlılığı göstererek, maksimum düzeyde göstererek üstelik de vatandaşlarımızın huzurlu, sağlıklı, mutlu bir Ramazan geçirmesini de sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü ben öncelikle herkesin tabii Ramazan ayını kutluyorum, hı hı, sizlerin nezdinde. Ve işte yaklaşık olarak 2,5 saat sonra, 2 saat 45 dakika sonra evet, diyelim. Herkes orucunu açacak. Evet. Hayırlı iftarlar diliyorum şimdiden de. Bir taraftan şu anda evde kadınlarımız evet, yavaş yavaş hazırlığa başladılar. En keyifli saatler aslında. Keyifli saatler. Yavaş yavaş işte mutfakta evet, başladı yemek kokuları başladı. Evi sarmaya. Evet. Doğru. Evet. Ama bunun yanında Nilüfer Belediyesi olarak tabii ki Ramazan ayını sadece bireysel değil, toplumla birlikte biraz önce kutladığımızı ifade etmiştim. Hı hı. Örneğin her akşam biz bir mahallemizde belediye olarak iftar yapıyoruz. Hı. Dün akşam Balkan Mahallesi'ndeydik. Bizzat siz mi gidiyorsunuz? Yaylacık Mahallesi'ndeyiz. Hı. Ben yıllardır davet edildiğimiz hiçbir iftara katılmıyorum. Hı hı. Bu bir evet, ilke hı hı, olayı. Sadece ve sadece belediye olarak yaptığımız iftarlara katılıyorum. Hı hı. Bana daha doğru geliyor. Çünkü halkla birlikte sokakta yapmış olduğumuz o iftarın güzelliğini hiçbir yerde bulabilme imkanımız yok. Tabii onun tadı ve keyfi başka. Onun için keyfi başka. İnsanlarımızla birlikte oluyoruz. Hı-hı. Mahallelimizle birlikte oluyoruz. Hı-hı. Örneğin bu akşam işte biraz sonra Yaylacık'a gideceğiz. Yaylacık'ta bu akşam iftarımız var. Yaylacık mahallemizin halkıyla birlikte orada hem iftar yapacağız, hem sohbet edeceğiz, ne hem güzel, sorunları dinleyeceğiz. Hem de onlarla birlikte olmanın da mutluluğunu yaşayacağız. Bir taşla tabii birkaç kuş vuruyorsunuz aslında. Evet. Bununla birlikte her akşam yine Cumhuriyet Meydanımızda, yani Halk Evi'nin evet, önünde Cumhuriyet Meydanımızda kurmuş olduğumuz Ramazan Sokağımız var. Artık bu Ramazan Sokağı birçok belediyeye de örnek oldu. Evet. Gerçekten burada özellikle derneklerimize ben çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Tüm derneklerimizin, yani hemşeri derneklerimizin, Arasta Kooperatifimize üye olan derneklerimizin tamamına yakının orada standı var. Hı. Orada hem illerinden getirmiş oldukları ürünleri orada pazarlıyorlar, satıyorlar, evet, tanıtıyorlar. Aynı zamanda da akşamları kendilerine ait programları da sergiliyorlar, yörelerine ait programları da sergiliyorlar orada. Onunla birlikte meddah yine aynı şekilde evet, orada oluyor. Ama bazı günlerde de bizler sanatçılarımızla da hı hı, halkımızı orada buluşturuyoruz. Örneğin ilk gece Sayın Başyay ile vardı. Hı hı. Harika bir konser yaptı. Ardından işte bundan 4 gün önce Suna Yakın gelmişti. 4-5 gün önce. Bunun gibi zaman zaman da sanatçılarımızla birlikte de halkımızı orada buluşturuyoruz. Ve aynı alan içerisinde de bizim belediyemizin yine çeşitli ünitelerinin veya mesleki el sanatlarıyla ilgili evet, ünitelerinin de orada yerleri var. Hı-hı. Tabii gece teravihden sonra da bitmiyor tabii bizim için. Gece teravihden sonra da camilerimizde tatlı dağıtıyoruz. Her akşam hı-hı, 3-4 cami civarında ve Ramazan boyunca bütün camilerimizde tatlıyı dağıtmış olacağız. Böyle bir geleneğe sahip bir kültürel varlığımızı da
yürütmeye çalışıyoruz. Mahallelerimizde, özellikle yemek verdiğimiz mahallelerimizde meddahtır, orta oyunudur ki bizim kültürel varlığımızdır orta oyunu, biliyorsunuz. Tabii ki. Onları orada yine mahallelerimizde buluşturuyoruz. Onun için Nilüfer'de Ramazan gerçekten dop dolu, dolu geçiyor. O mahallelerdeki iftarların peki ev sahibi siz misiniz, mahalleli biziz. Mi? Ha, ev sahibi biziz. Mahalleliyle birlikte yapıyoruz. Birlikte iftar yapıyoruz. Bunu biz yıllar önce başladık. Devam ediyoruz. Doğru da bulduğumuz bir şey. Gerçi tüm mahallelerimize bir Ramazan'da gidemiyoruz. Örneğin bu sene 25 mahallemizde aynı şekilde orada bulunuyoruz. Mahallemizde iftar veriyoruz. Ama toplamda tabii ki bizim 64 mahallemiz var. Yani şöyle 2,5 yılda bir aşağı yukarı tüm mahallelerimize tekrarlıyoruz. Bir de zaten bizler her cuma zaten bir mahallemizdeyiz. Evet. Yani yarın cuma, yarın biz Büyükbalıklı mahallemizde sabahtan itibaren akşama değin orada Büyükbalıklı hemşerilerimizin dertleriyle dertleneceğiz, sorunlarıyla ilgileneceğiz. Varsa çözüm önerilerimiz, onları paylaşacağız. Ama bunun yanında bizle görüşmek isteyen konuklarımıza da oraya gelmelerini isteyeceğiz ki istiyoruz. Ve orada görüşüyoruz. Yani makamı yarın, oraya taşıyorsunuz. Evet, Büyükbalıklı'ya taşıyoruz. Her hafta cuma günü bir mahallemizde bulunuyoruz. Neler geliyor? Ben onu merak ediyorum. Görüyorum başkan, mahallenizde sürekli haber servisi geçiyor. Yani birer teker teker görüşüyorsunuz. Görüyorum yani bireysel görüşmeleriniz var orada. Ki mutlaka özel talepler de geliyordur inanıyorum. Ama en çok sizden ne istiyorlar? Bakın son yıllarda sadece mahallemizde değil genel olarak baktığımız zaman özellikle 2012 yılından itibaren bakın. Evet. İnanılmaz derecede işsizlik sorunuyla karşı karşıyayız bakın. Evet, temel sorun o. Ben bunu birkaç defa anlatmaya çalıştım. Birçok yerde anlatıyorum. Gerçekten her geçen gün de bunun arttığını görüyoruz. Ve bize artık ziyarete gelenlerin %70'inin üzerinde ki insan ya kendisi için, ya eşi için, ya çocuğu için, ya da bir yakını için iş istemek üzere gelmektedir. Çok ilginç bir şey bakın. Yani öyle bir hale geldi ki inanın 3 üniversite mezunu ve yaklaşık 4 dil bilen dahi şu anda iş bulamadığından, istihdam edilemediğinden şikayetçi. Bunun gibi üniversite mezunları, lise mezunları ya da teknik mezunlar. Hakikaten Türkiye'de maalesef 80'den itibaren üretim değil tüketim toplumuna geçtiğimiz için ve bu nüfusun da genç nüfusun da değerini anlayamadığımız için bugünlere ulaştık diye düşünüyorum. Yani oran olarak en yüksek dönemdeyiz işsizlik oranı olarak. Ama maalesef gençlerde işsizlik oranı maksimum seviyeye çıkmış durumda. Gençler için söylüyorum. Bu işsizlik oranı sanıyorum herhalde %30, %40'larda. Bunun şeyi yani, olabilir mi Sayın Başkan? Eğitim kalitesindeki düşüş. Bakın eğitim kalitesindeki düşüşü belki bunun içine katabilirsiniz ama etkenlerden burada biri. Bakın 80 sonrası Türkiye tüketim toplumuna geçti. Çok hızlı hem de. Ve gittikçe borçlanarak ki artık 80 milyonu da borçlu. Doğru. Neden? Tüketim argümanları o kadar iyi pazarlandı ki bu ülkede. Yani herkes ondan nasibini aldı ve borçlandı. Onun içindir ki üretimin olmadığı yerde işsizlik olacaktır. Eğer siz üretim sahalarını bir bir ortadan kaldırırsanız, onlara destek vermez ve onlara sahip çıkmazsanız sonucun bu olması kaçınılmazdır. Nitekim Türkiye bana göre yani şu anda hızla duvara doğru gidiyor. Beton bir duvara doğru gidiyor işsizlik konusunda. Ha diyeceksiniz ki fabrikaların birçoğu da iş arıyor da bulamıyor. Evet, eleman arıyorlar. Ama ona göre bir eğitim sistemi yok. İşte onu da oynuyor diyorum. Ama yine de ara yine eleman de bakalım, yok bizde. Yine de bu tamamını çalıştırabilecek bir eleman portföyü yok. Yani bunu bu şekilde değerlendirmek lazım.
Hiç unutmuyorum. 2007 yılında kalite kongrelerine bizi davetli olarak çağırıyorlar. İstanbul Kalite Kongresi'nde bir gece önce özel oturum yapıyorlardı. O oturumlarda da biz ödül almış bir belediye olarak sürekli oturumlara davetliyiz. Evet. Ben o oturumlara özel olarak gidiyordum. O yılda Çinli bir yine orada sunumu yapan kişi ilginç şeyler söyledi. Yani bir sistem kurmuşlar. Hı hı. Yani yerelde de yine yerel bazda da iş olayını yürütüyorlar. Ama sanayileşmede de inanılmaz bir iş gücü portföyü oluşturuyorlar. Dedi ki şu anda bizim eğitilmiş, elimizde hazır 150 milyon iş gücü var dedi. Ne demek biliyor musunuz bu? Aman Tanrım. 150 milyon iş gücünden bahsetti. Dedik ki yani soru sorusundan. Hı hı. Bunlar şu anda nerede? Hazır tamam da nerede çalışıyor? Tarımda çalışıyorlar. Hı. Yine kendi bölgelerinde çalışıyorlar. Ama eğitilmişler, hazırlar. İş gücü ihtiyaç olduğunda hemen orada çağırıp işe başladılar. Bizde bu sistem kuruldu mu? Üzgünüm ki kurulmadı. Yani ve çok ilginç bir şey daha söyledi orada. Yine sorulardan karşılık olarak, sorulara karşılık. Hı hı. İşte kriz dönemlerine ne yapıyorsunuz dedik. Dedi ki, bununla birlikte soruya şu ilave yapılmıştı. Zaten çok düşük ücret alıyorlar. Bu ücretle nasıl geçiniyorlar? Ve iyi bir yaşam nasıl sürüyorlar? Yaşam kaliteleri nasıl yükseliyor diye. Dedi ki, evet. Çinli sunucu, sunumu yapan ki yetkilidir tabii o. Evet. Çin'de devlet tarafından yetkilendirilmiş biri. Hı hı. Biz dedi, siz düşük ücret aldığımızı söylüyorsunuz, doğrudur. Ama bizde elektrik parası ödemiyor dedi. Su parası ödemiyor. İşte genel ihtiyaçlar için herhangi bir şey ödemiyor. Doğalgaz onun için yok. Almış olduğu paradan yarısına yakınını da biriktiriyor dedi. Ve kriz zamanlarında dedi biz, bakın dedi, krizin olmadığı zamanlarda sürekli ihracat yapıyoruz dedi. Evet. Ve biz ihracat yaptığımız dönemlerde kendi ülkemizde, hatta bazı köylerimizin dedi halen dedi elektriği yoktur, halen telefon yoktur dedi. Biz istesek dedi 2-3 yıl içinde dedi bütün ülkenin her köyüne dedi biz elektriği de telefonu da her şeyi götürürüz dedi. O gücümüz var ama götürmüyoruz dedi. Yine uzun yıllar bir planlama yaptık. Kriz dönemlerinde biz dedi dönüyoruz dedi, oralara yatırım yapıyoruz dedi. Dışarıya satamadığımız ürünleri içeride pazarlamaya çalışıyoruz. O dedi biraz önce size bahsettiğim o küçük o yarısına yakınını biriktiren dedi bizim halkımız da o yerlerde tüketiyor, o dönemlerde tüketiyor dedi. Ne yani ya? İnanılmaz bir sistem kurulmuş. Tabii. Ama bu sistem bizde yok. Bizde üretim, sistem yok. Bu sistemi geçtim. Biz sürekli tüketiyoruz. Şimdi sürekli tüketiyoruz. Ve bir de öyle bir özenti haline geldi ki daha iyisini, daha lüksünü tüketme arzumuz gittikçe kabardı. Tabii tabii. Cep telefonu örneği işte. Ya her bugün, çıkan yeni modeli borçlanarak herkes cebinde. Bugün Avrupa'ya gidiyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerine gidiyoruz. İnanın bana bizdeki lüks telefon ya da lüks kadar orada yok. Doğru. Hatta bugün bir arkadaşıma anlattım, paylaştım. New York'a gittiğimde New York havaalanına indiğimde tabii o televizyonlardan, filmlerden böyle seyrediyoruz ya. İnanılmaz şey bekliyorum böyle. Hani kendimi şokta. Değil mi? Şok edecek bir atmosfer bekliyorum. Bir indim baktım. Allah Allah dedim ya. Yanlış yere mi geldik? Şu anda önümüzde bulunan Atatürk Kongre Merkezi, Kongre Kültür Merkezi çok lüks. Oraya göre. Evet. Ama kullanıma baktığınız zaman inanılmaz da kullanımı var. Biz tam tersine estetiğe önem veriyoruz. Öyle. Kullanımı ikinci plana atıyoruz. Ama Avrupa ve dünya ilerlemiş toplumlar tersinden bakıyor. Önce kullanım diyor. Önce fonksiyon. Önce hizmet ediyor mu bu yapacağımız
maksimum hizmeti veriyor mu? Sonra estetiği düşünüyor. Tabii. Aradaki fark bu. Onun için biz estetik olduğu için estetik olan her şeye böyle gözü kapalı hücum ediyoruz. Yani düşünsenize dünyada böyle bir toplum var mı? Kuyruk var diye eyvah burada ucuz mal var diye kuyruğa girip oradan televizyon yani gereksinim olmadığı halde televizyon vesaire alıyor. Şimdi son moda ya AVM'lerde açılan bazı mağazalar evet. Sabaha karşı mesela evet, açılış evet. yapıyorlar. Belli bir saat içinde malı tüketmek için gerçekten izdiham yaşanıyor yani. Yine yurt dışında tartışma esnasında yaşadığımız bir olay. Tartışma derken bir konuyu tartışırken evet. yaşadığımız bir olay. Bize sor dedi ki sizin dedi siz ya da dedi, beraber ailenize gittiğiniz zaman çamaşır makinesinin neye bakarsınız? Vallahi kilo bana kilosuna bakılır. Evet kaç kilo alıyor? Kaç kilo alıyor? Yani maksimum kilo hedeflenir dedi evet. bize. Sonra dedi sonra da nesine bakılacak ki? Makinenin güzelliğine bakılır. Yani evet, iyi rengine. Mi güzel mi yani şeye bakılır. Hayır bizde dedi biz gideriz dedi böyle bir şey almaya. Önce ihtiyacımızı belirleriz. Bize 3 kilo mu yeter? 5 kilo mu yeter? 3 kiloysa karar veririz. Gider 3 kiloya programlarına bakarız. Bakıyor. O yetmez. Biz öncelikli olarak o kilosu bizde ikinci, üçüncü sırada geliyor diyor. Önce enerji sarfiyatına bakarız dedi. Bizde bol olduğu yani, için biz hiç onlara bakmıyoruz. O enerjiyi dedi bizim az tüketmemiz lazım. Onun içindir ki az enerji tüketen ama benim kilograma yakın olanı seçeriz dedimiz. Şimdi aradaki fark bu. Yani kim nasıl anlarsa. Bu tabii sistemin bir parçası da mutlaka öyle işliyor. Ama öbür taraftan da işte yine eğitime geliyor. İnsan kalitesiyle eğitim. Özdeş bir şey. Yani insanlar bunu bilinçli bir şekilde nasıl kullanacağını bildiği için bu kriterlere uygun mal almaya çalışıyor. Bizde şimdi öyle ki cep telefonu çıkmış, yeni çıkmış. İşte efendim bilmem ne markası. Ha, yeni çıkmış. Özellikleri kimsenin umurunda değil. Kaç para olduğu da çok önemli değil. Nasıl olsa taksit oluyor. Borçlanarak gidip hemen alıyoruz. Tüm özelliğini biliyor musun? Yok. Hangimiz kullanabiliyoruz ama ki? Ama sizin dediğiniz eğitim bakın Türkiye'de evet. maalesef 1945-50'lerden itibaren aslında sorgulanması gereken bir olaydır. Şimdi değil. Tabii tabii. Tabii ki geçmiş zamanda ama 50'lerden itibaren, 45-50'lerden itibaren bu sorun var. Şimdi bize atasözlerinde birçok şey gizlidir. Ben bazen atasözlerinden çok şey böyle kendime fikirler oluşturmuşumdur böyle. Ya da deneyimler oluşturmuşumdur. Her işin başı sağlık deriz değil mi biz? Evet. Niye her işin başı eğitim demiyoruz? Çünkü eğer eğitimli insan iseniz siz zaten sağlığınızı korursunuz. Evet. Ona göre bir yaşam tabii. belirlersiniz. Hangi malzemeyi tüketeceğinizi, hangisini tüketmeyeceğinizi bilerek sağlıklı bir yaşam sürme imkanınız var. Tabii. Ama eğitiminiz yoksa yani sağ ol. Ama bize her işin başı sağlık doğru. deyip bizim önümüzü tıkamışlar eğitim. Eğitimle ilgili söyleyin bana bir atasözü var mı? Ya da insanları iyi yöne yönelten, başarıya yönelten, işte ne bileyim yani gerçekten insan için, insan varlığını yücelten kaç tane atasözü var? Vardır mutlaka. Tabii ki. Ama baktığınız zaman hep böyle farklı yönlere yönelten atasözleri. Bu da sanıyorum bize özgü bir şey. Ya da biz o atasözlerini kullanmayı çok daha benimsiyoruz. Ya içeriğine bakmadan hani bu şey gibi Kur'an-ı Kerim'de bir sürü şey Yasin-i Şerif okuyorsunuz. Ne dediğini sorduğunuzda evet. bir sürü insanı bilmiyor. Okuyor oradan sadece. Hani anlamının ne olduğundan bir haber bir sürü insan. Biz hani okuduğumuz şeylerin ne anlam içerdiğini, ne ifade ettiğini çok peşinde koşan insanlar değiliz Türk toplumu olarak. Onlar zaten eğitimin sonucudur o zaten. İşte. Yani bugün düşünebiliyor musunuz? Japonya'da bir kişi yılda 26 kitap okuyor. Türkiye'de 26 kişi bir kitap okuyor. Evet çok güzel. Tabii ki Japonlar orada olacak, biz de burada olacağız. Burada olacağız.
Doğru diyorsunuz. İşte insan odaklı. Hani Nilüfer Belediyesi'nin evet. şeyi bu. İnsan odaklı hizmet. İnsan, 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 evet. insan. Önce insan. Evet. Bakın tamam. eğer insanı baz aldığınız zaman zaten siz insanları ötekileştiremezsiniz. İnsanların dininden, ırkından ya da düşüncelerinden dolayı ayırt edemezsiniz. Ayırdığını yapmazsınız. Bakın insan diyen kişi bunu yapmaz. Önce insan diyen kişi bunu yapamaz zaten. Kurum da yapamaz. Tabii ki. Onun yapmamalı için Türkiye'de zaten. Türkiye'de en önemli sorun bana göre ötekileştirme sorunudur. Biz bu ötekileştirme sorununu eğer aşamazsak ki eğitim bu ötekileştirme sorununu aşmada birinci etkendir diye düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle. Çünkü çocukluktan başlıyor bu. Evet. Evet. Neden? Çocuk önce ailede eğitiliyor tabii, biliyorsunuz. Bir de düşünün çocukluktan ailede, evet, ardından eğitim alanlarında kız erkek diye ayrılıyorsun. Evet. Hayır, insan gözüyle bakmayı öğrenemiyoruz. Sonra, şimdi daha keskin şeyler var artık. Ya keskin. Ya bir de hani orada öyle başlıyor. Kız erkek diye başlıyor. Ardından bilmem kim diye başlıyor. Evet. Gittikçe ötekileştiriyoruz. Aslında bütün ailelere burada beraber çağrı da yapabiliriz. Lütfen bu konuyu bir kez daha düşünün. Hiç kimseyi ötekileştirmeyin. Çünkü siz birini ötekileştirdiğiniz andan itibaren siz de öteki olursunuz. Yani ben birini ötekileştirirsem ben o andan itibaren ötekiyim zaten. Onun nezdinde ötekiyim. Onun için bu kavramları mutlaka bizim tartışmamız lazım. Gündeme taşımamız gerekiyor. Ve işte bu şekilde demokrasi bilincini ve demokrasi kurallarını her bölgede oturtmamız mümkün. İşte o özgürlükler o zaman gelir. Tabii. Ama işte biz Türk toplumu olarak gerçekten özgürlük istiyor muyuz? Bu sorunun yanıtı çok belirsiz bence. Hani herkes kendi özgürlük alanlarını bir şekilde yaratmış gibi görünüyor ama öyle değil. Ama gibi görünüyor. İşte gibi görünüyor. Nereye kadar özgürsünüz? Birilerinin size tanıdığı özgürlük alanları sınırına kadar. İşte o yanlış. Hı. Birileri değil. Sadece örneğin ikimizin özgürlüğü ben sizin özgürlük alanına girdiğimde benim özgürlüğüm biter. Aynen. Odur. Yani dünyadaki tabii, özgürlük tabii. anlayışı budur. Tabii. Ama benim üzerimde biri hayır sen buraya kadar özgürsün, buradan sonra değilsin deme yetkisine sahip değildir. Olamaz da. Bu özgürlük tanımına zaten sığmaz. Ya en basit. Şu an mesela çok güzel doğanın içerisindeyiz. Bize yıllarca ben çocukluğumdan beri öyle biliyorum yani çimenlere basmayın. Evet. Hep yazardı zaten tabelalarda. Şimdi tam tersi çimenlere basın. Yani önceden öğrendiklerimizin şimdi ne kadar yanlış olduğu öğretilmeye çalışılıyor birçok konuda. Yeme alışkanlıklarımızda işte spor yapmamız, efendim işte bir Canan Karatay gerçeği var mesela. İnsanlara evet. sağlıklı beslenme konusunda bir sürü şeyler söylüyor. Onunla ilgili işte başka bir uzman çıkıyor diyor ki hayır onun söylediği yanlış doğru olan budur. Yani insanların kafalarını karıştırmak yerine daha net, daha somut örneklerle, yaşam şekilleriyle bugüne kadar bizi yönetenler, oradan başlayalım, bizi eğitenler adımlar atmış olsalardı ben inanıyorum ki çok daha böyle iyi bir gençlikle karşılaşacaktık. Tabii bir de gençlik bunu istiyor mu? Evet. Bir de o var. Yani oraya bakmak lazım. Hakikaten gençlik istiyor mu? Özgür olmayı istiyor mu? Ya da gezi olayları aslında bazı şeylerin göstergesi. Tabii gezi tabii Türkiye'de aslında biraz düşüncelerin kırılganlığını da sağladı. Evet. Yani o yönde önemsiyorum ben çünkü geziye salt orada ya işte oradaki ağaçların kesilmesi düzeyinde bakanlar geziyi küçültüyorlar bana göre. Hı hı. Ama geziye bir farklı bir talebin yansıması olarak bakanlar gezinin değerini anlayabiliyor. Tabii yani tabii. aslında gezideki anlam bize göre şuydu. Diyor ki vatandaşlar örneğin bu parkla ilgili. Hı hı. Bu parktan faydalanan kim? Bu bölge insanları ağırlıklı evet, değil mi? Evet. Burada diyelim ki 4 tane mahalle var, 3 tane mahalle varsa ağırlıklı olarak 3 tane mahalle. Hı hı. Bu 3 mahallenin onayını almadan burada yapılabilecek bir işte kaldırma, ağaçları kaldırma, kesme ya da başka bir şey vatandaş tarafından sorgulanmalıdır. Yani ve onların kararı alınmalıdır. Kesinlikle. Eğer evet kaldırabilirsiniz dediği anda ne demek kaldırılmalıdır. Bunu yapabildiğimiz ölçüde zaten biz bu alanı
bu mahalleliye teslim eder, korumasını da sağlayabiliriz. Yani orada vatandaş diyor ki, benim de sözüm olsun. Karar süreçlerinde benim de sözüm olsun. Benim de ne diyeceğimi bir dinleyin. Ondan sonra karar verin. Beni dinlemeden vereceğiniz karara ben karşıyım. Onun için aslında bizim mahalle komiteleriyle yapmak istediğimiz sistemin orada bir yansımasını gördük. Biz daha önce başlamıştık, evet, ama orada bir yansımasını gördük. Onun için artık dünya değişiyor, Türkiye de değişiyor. Evet, çok zor demokrasiyi yerleştirmek, çok zor. Özgürlükleri böyle Avrupa düzeyinde veya ilerlemiş toplumlar düzeyindeki özgürlüklerin yakalanması konusuna erişmek biraz zaman alacak belki. Ama bunu yapabilmenin de bilgisine sahip olmak lazım. O ışığı görerek de o ışığa doğru da yürümek lazım. Yani eğer yürüyemezseniz hiçbir şey elde edemezsiniz. Tabii. Onun için Gezi bu anlam itibariyle bana göre çok önemli mesajlar içermiştir. Hatta bir sonuçları pek iyi olmamıştır ayrı. Evet, evet. Ama dünya da izlemiştir. Ben inanıyorum ki insanlar liderler artık ben yaptım değil, benim ağzımdan çıkan doğrudur değil ya da ben böyle istiyorum, böyle olacak değil, tam tersine evet benim düşüncem de var ama sizlerin düşüncesini de alalım. Hep beraber bunu gerçekleştirelim. Ortak bir düşünce ortaya koyarak o hizmeti yerine getirelim demeleri gerekiyor. Liderler bu işin aslında öncüsü olması gerekiyor. Siz ama bunu başarıyor musunuz Nilüfer'de? Biz büyük oranda başarıyoruz. Belki yer yer zaman zaman sorunlu olabilir. Bizimle aynı düşünceye sahip olmayan da olabilir. Ya da onların düşüncelerine biz de belki aynısını kabullenebiliriz. Ama ağırlıklı olarak şu anda mahalle komitelerinden çıkan kararları biz uyguluyoruz. Bakın uyguluyoruz. Yaptığımız birçok örnek var. İşte bugün Nilüfer'deki Gazi Caddesi. Mahalle komitesinin hazırlamış olduğu veya onaylamış olduğu bir projenin yansımasıdır. Gazi Caddesi bugün mahalle komitesinin eseridir. Yapan biziz, ama onlar karar verdiler. Abi benim talebim orada başkaydı. İki proje sunduk. Ben bir tanesini destekledim. Ben gittim toplantıya, mahalle komitesi toplantısına. Anlattım. Hani bunun daha doğru olacağını. Mahalle komitesi dedi ki, hatta şunu söyledim, bizim yanımıza karar vermeyin. Evet. Bir sonraki hafta yine toplanın, karar verin. Toplandılar. Hayır, biz başkanın dediğini değil, biz ikinci projeyi, bu projeyi onaylıyoruz. Şurada da değişiklikler istiyoruz dediler. O değişiklikler de yapıldı ve uygulandı. Şu anda ona göre de talimat yapıldı. Yani bu bir örnek. Yani bunun gibi çok örneğimiz var. Evet. Yani bunu yapmak lazım. Ama şimdi mahalleli o caddeye sahip çıkıyor. Tabii. Sahip çıkma bilincini de geliştiriyoruz biz. Mahallelik kültürünü geliştiriyoruz. Aidiyet duygusu gelişiyor. Aidiyet duygusu gelişiyor. Bunu yaptığımız ölçüde kent duygusunu da, kente ait olma, kente sahiplenme duygusunu da ortaya koymuş olacağız. Yani keşke bunu bütün iller bazında yapabilsek. Ama mahalle komiteleri sistemi, ben 2019'da büyük ihtimalle artık belediyelerin yasalarına dahi girebilecek düzeye gelecektir diye düşünüyorum. Mahalle çünkü komiteleri değil mi? Her gelen belediye bizden bunu talep ediyor. O bilgileri alıyor. Nasıl kurduğumuzu, nasıl işlettiğimizin bilgilerini alıyor. Hatta geçende gelen, yakın zaman içerisinde gelen İsveç heyeti bile, TUSELEK programı yürütüyoruz 6 belediyeyle birlikte. Onlar bile mahalle komitesi sistemini bizden sordular. Nasıl işliyor, ne yapıyorsunuz diye. Güzel. Çok zor değil. Aslında her mahallede bir demokrasi kültürünü aşılamaya çalışıyoruz biz. Demokrasi platformu oluşturuyoruz. Kolay olmadığını biliyoruz. Ama biz zor işleri seçiyoruz. Yani kolayı herkes yapar. Evet, tam zor işte, biraz zaman alır bizde. Evet, zaman alıyor. Tam zora gelmişken şeyi sorayım. Bu ana arterlerde, ana caddelerdeki park sorunuyla ilgili herhangi bir gelişme var mı? Park ücreti. Dava devam ediyor. Dava devam ediyor. Doğru bulmadığımızı her zaman söyledik biz. Gerçekten Büyükşehir Belediyesi'nin Nilüfer'de de, Osman Gazi'de, diğer ilçelerde de otoparklar yapmasını talep ediyoruz. Otoparklar yapsın, ücretlerini alsın. Onda hiçbir sorun yok. Buna hakkı da var. Ama yola çekilen araçtan
otopark bedeli alınmasını doğru bulmuyoruz. Yasal da değil. Çünkü zaten onun bedelini alıyor. Evet. Aldığı bedeli mükerrer bir şekilde alması söz konusu değildir. Bu anlamda bir itirazımız oldu ve dava devam ediyor. Bakalım büyük nasıl sonuçlanacak? Daha önceki başvurularda ilgili belediyelerde bunlar çözümlenmiş durumda. Evet, örnekleri var. Biz de bunların Büyükşehir tarafından anlayışla karşılanacağını ve buna göre de bir düzenleme yapılacağını bekliyoruz. Çok sanmıyorum ama umarım sizin iyi niyetinizle öyle olması gerekiyor. Evet. Olması gerekiyor. Kent ormanının son halini gördünüz mü? Hiç gitmedim. Gitmedim. Sadece reklamlarda kent ormanı restoranı diye yazıyor. Evet, geçen akşam Burfaş Genel Müdürü konuğumdu. O bahsettiği için aklıma geldi, sormak istedim. Orada yapmışlar. Evet. Görmedim ama olsun, neticede bizler başka ormanlar oluştururuz Nilüfer'liği yani. Evet. Ama doğru değildi. Doğru değil. Onun takibini de yapıyoruz. Yapacağız da. Oradaki olumsuzlukları ya da olumlu yönleri varsa neyse onları da belirtiriz. Ama kente, Bursa kentine, o Nilüfer'de bizim yaptığımız Atatürk kent ormanı gibi en az 3 tane 4 tane daha lazım. Kesinlikle. Bunu da Büyükşehir'in yapması gerekiyor. Çünkü yasal bir mevzuat var. Mevcut hükümetin çıkarmış olduğu bir mevzuat bu. Belirli VTK'nın üzerinde olan ormanları Orman Genel Müdürlüğü bize tahsisini yapmıyor. Tabii. Bakın, sokak hayvanları var. İşte bu sokak hayvanlarına yönelik birçok proje yürütüyoruz. Kedisine, köpeğine. Ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden talep ettiğimiz yaklaşık 150 dönümdü, sonra 75 dönüme düştük. 75 dönümlük alanı tamamen bu sokak hayvanlarının alanı olarak inşa edip orada hem de insanlarımızın da oraya gidip o mevcut alan içerisinde o hayvanları da görmesini ve desteklemesini de arzu eden bir projemiz vardı. Hı hı. Yıllardır halen daha bir sonuç alamadık. Yani sonra sokak hayvanlarını sokaklara niye bıraktınız diye bizi eleştiriyorlar. Sebebi niye? Sebebi diyor ki biz Büyükşehir'e veririz, Büyükşehir size verirse. Büyükşehir'e soruyoruz, bize verecek misiniz? Vallahi biz düşünüyoruz, yani vermeyiz. Evet. Yani bu böyle bir yöntemle kentlerin yönetilme olasılığı yoktur. Böyle bir anlayış da yoktur. Yani Büyükşehir ulaşamayacağı alanlarda mutlaka ilgili belediyelerle, ilgili ilçelerle istişareler yapıp maddi olarak da destekleyerek o hizmetlerin beraber yürütülmesini sağlamalıdır. Büyükşehir Belediyesi bu anlayışta olmalıdır. Hı hı. Adı Büyükşehir. Evet. Her hizmeti yapmayabilir ama koordine eder. Hı hı. Koordinasyon önemlidir. Aslına bakarsanız Avrupa'da dahil olmak üzere artık Büyükşehir mantığından yavaş yavaş uzaklaşmaya başladılar. Yerel belediyeleri ortaya çıkarmaya çalıştılar. Evet. Çünkü büyük şehirlerin tamamen koordinatör bir yapıya dönüşmesini sağlıyorlar şu anda. Bizde yani her yetki büyük şehire aktarılıyor. İlçelerin bile yetkisi büyük şehire aktarılıyor. Evet. Bakın, kaynakları. Bir imar yetkisine bağlısınız. Büyük şehire bağlısınız. Niye bağlıyız? Daha önceden daha demokratikti. 3-2 çoğunluk vardı. Hı hı. Yani 3-2 büyük şehirden geldiği zaman 3-2 ile sen onu geçiriyordun, uyguluyordun. Onu da kaldırdılar. Yani demokrasi son yıllarda ileriye değil, tam tersine geriye gitti bizde. Demokrasi kültüründen bahsediyorum. Hı hı. Öyle değil yani. Nedir? İşte biz kendimiz yapmak istiyoruz. Biz kentimizi bir başkasından daha iyi biliriz. Yaşayanlarımız çok daha iyi bilir. Onlarla birlikte biz kenti yönetiyoruz. Ama onu yönetirken de dışarıdan birinin, kenti bilmeyen birinin o kentte yapacağı uygulamaya tabii ki karşı dururuz. Ya da o kişi bizim uygulamamıza karşı durmamasını bekleriz. Çünkü biz sahibi biziz orada. Halkla beraber. Tabii ki. Peki Sayın Başkan, son dakikalarımızdayız artık. Bu döneminizde olmazsa olmazınız nedir Nilüfer için? Yani ben bu projeyi bitirmeden gitmeyeceğim dediğiniz somut bir şey var. Bakın, bu dönemde tabii çok projemiz var ama bu projeleri biz seçim döneminde dahi sunarken hatırlayınız, şunu demiştik. Biz yapacağız demedik. Biz öneriyoruz dedik. Evet.
Neden? Mahalle komiteleriyle beraber organize ederek bunları gerçekleştireceğiz. Ama önemli bir şey, tabii mahalle komitesi sistemini bir kere hayata geçireceğiz. Yani büyük oranda oturtacağız. Bir başka şey, Arasta'yı, bizim Arasta kooperatifimiz var. Arasta'yı, Anadolu Arastası'nı hayata geçireceğiz. Evet. Tabii birçok yine büyük projelerimiz var ama bizim insanın mutluluğu ve gülümsemesi adına birçok projeyi yine hayata geçirmiş olacağız. Tabii bunun yanında çocuklarla ilgili masal müzemiz var. Yine projelerle ilgili SUPAŞ projeleri var, kültür evleri var. Ama bunların yanında diyorum ya, insan bizim için önemlidir. Nilüfer'e geldiğinde veya Nilüfer'de oturmak istediğinde, orada oraya yerleştiğinde gülümsemesini arzu ediyoruz. Herkesin gülümsemesini arzu ediyoruz. Onun için de farklı projeleri de onlarla buluşturmaya devam ediyoruz. Ha, bizi de izliyorlar. Evet. Hatta hem Bursa'daki belediyeler hem de Bursa'nın dışında birçok belediye de bizi izliyor. Bizim yaptıklarımızın aynısını yapmaya çalışıyorlar. Biz de bundan dolayı büyük haz alıyoruz. Ne güzel. Yani büyük mutluluk duyuyoruz. Hatta bilgimizi olduğu gibi de onlarla da paylaşıyoruz. Paylaşmaya devam edeceğiz. Bu parti gözetmeksizin bakın. Hiç önemli değil. Yerel yönetimin yani, partisi olmamalı zaten. Zaten benim de yıllardır düşüncem o. Belediye başkanı ve belediye meclisçileri partisiz seçilmelidir. Kesinlikle. Muhtarlar gibi seçilmelidir. Doğru. Ve ona göre bir yerel yönetim modeli geliştirilmelidir. İşte o zaman kentlerde çok daha doğru işlerin yapıldığına tanık olacağız. Buna inanıyorum. İnşallah Sayın Başkan. Konuşacak çok şey vardı ama var. Bir yerden girdik, buralardan çıktık. Evet. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum ben. Tekrar ben sizlerin nezdinde tüm bizi izleyenlere selam ve sevgilerimi iletiyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. Çok varsınız. Ve hayırlı iftarlar diliyorum. Biz de size kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, Nilüfer'de olanlar gülümsemeye devam edecek. Umarız tüm Bursa gülümser. Hoşçakalın, esen kalın.